Efendim tekrar merhabalar. Reklamların ardından programımız hız kesmeden devam ediyor. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlarından muhterem hocamız Doktor Mustafa Bülent Adaş Beyefendi ile birlikteyiz. İnşallah biz kaldığımız yerden devam edelim. Muhterem hocam, Pamuk Prenses mahlasını kullanan bir izleyicimiz şöyle bir soru sormuş. Pamuk Prenses'i özellikle söyledim. Gelinlik giymenin uygunluğu nedir? Batı taklidi ve Hristiyan kültüründe olduğu için giyilmemesi söyleniyor. Açıklar mısınız? Çok memnun olurum demiş. Evet. Tabii şimdi insanların en mutlu günlerinden bir tanesi düğün merasimlerin. Evet. Eskiden beri insanlar evlendikleri zaman, düğün merasimleri yaptıkları zaman özel kıyafetler giyerlerdi. Günümüzde de gelinlik veyahut da farklı şekillerde elbiseler giyiliyor. Yani kaynağı Batı olabilir gelinliğin. Ancak Müslümanların da giymesinde bir sakınca yok. Buradaki ölçü ne olabilir? Buradaki ölçü giyilen gelinliğin o Müslüman bacımızı, gelinin örtünmesi gereken yerleri örtmesidir esas olan. Eğer tesettürlü bir gelinlik ise, vücudun herhangi bir yerini açmıyorsa, şeffaf değilse bunda bir sakınca olmaz giyilmesine. Evet, Allah razı olsun. İnşallah. Teşekkür ederiz. Muhterem hocam, kul hakkıyla alakalı Faik Kaya Beyefendi uzunca bir soru sormuş. Ben özetleyeyim inşallah. Programımızı çok beğendiğinden vurmuş. Teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Bir devlet kurumunda memur olarak çalışmaktayım. Programlarınızın kaçırdığım bölümlerini çalıştığım kurumdan internet ağından indirerek evimdeki bilgisayarda izliyorum. Muhterem hocam, bu yaptığım kul hakkına girer mi? Evet. Yoksa caiz görülebilir mi? Teşekkür ederim demiş. Evet. Tabii şimdi hakikaten devletin imkanlarından çalışan veya kamuda çalışan insanların kullandıkları imkanları iyi değerlendirmesi lazım. İsraf etmemeleri lazım. Kendi evlerinde yaptıkları muameleyi mümkün olduğu kadar dairelerinde de yapmaları lazım. Ve bu hususta mutlaka dışarıdan bir murakabe eden, gözetleyen birisini beklememek lazım. Cenab-ı Hak her halimizi gözetliyor, her halimizden haberdar. Onun gözetimi murakabesi altında olduğumuzu bilerek hareket etmek lazım. Bununla birlikte bir memur kardeşimiz, işçi kardeşimiz çalışıyorsa günlük olarak orada o işini, kendi işini yapabilmesi adına gerekli olan şeylerden istifade edebilir. Örnek veriyorum, mesela telefonu vardır. Netice itibariyle onun orada çalışabilmesi için, kolay çalışabilmesi için, iletişiminin sağlaması için gereklidir ve şarjı ihtiyacı vardır. Kullanarak şarj edebilir. Ve yine kendi kendisine alanında yaptığı işle ilgili alanında yetiştirmek için internet imkanlarından faydalanabilir. Ve yine çalışıyordur, odasında bir tane klima vardır veya bir petek vardır, kıştır. Orada rahat çalışabilmesi, işini iyi yapabilmesi için gereklidir, onlardan istifade edebilir. Bununla birlikte yine eğer özel bir masraf gerektirmiyorsa, özel bir masraf gerektirmiyorsa internet olarak, imkan olarak, yani oradan bir şeyi indirip kendi evinde seyretmesinde de inşallah bir sakıncası yoktur. Evet, özellikle ifade edeyim, tekrar parantez açayım. Özel bir masraf gerektirmiyorsa. Ancak evet. Mesela örnek vereyim, var mı bilmiyorum. Sınırlı bir internet varsa, kendisinin kullanması sebebiyle ayrı bir masraf gerektiriyorsa, külfet gerektiriyorsa bu durumda doğru olmaz. Evet, teşekkür ederiz. Muhterem hocam, yine benzer bir soruyla devam edelim inşallah. Lojmanda oturuyoruz. İster istemez ev yıpranıyor, eve zararımız dokunuyor. Mesela duvara bir şey yapıştırıyoruz, çıkarttığımız zaman boya kalkıyor veya sıva dökülüyor. Bu bizim eve verdiğimiz zararlar, bunlardan dolayı biz sorumlu tutulur muyuz? Yoksa ödediğimiz kiralar veya vergiler buradaki sorumluluğumuzu giderir mi demiş. Evet. Şimdi bir insan gerek devletin imkanı olan lojmanlardan istifade etsin kiracı, gerekse başka birisinin, bir ev sahibinin vasıtasıyla bir yerde kiraya oturuyor veya işletmesini kullanıyor olsun. Burada esas olan bir kiracının o evden istifade etmesiyle alakalı bir gelenek vardır, örf vardır. Yani bir kiracı bu evden nasıl istifade eder? Ne yapabilir? Hangi müdahalelerde bulunabilir? Eğer insanların bildiği şekliyle o örfün içerisinde cereyan ediyorsa, mesela diyelim ki bir kiracı bir eve girdiği zaman takvim asacaktır. Mutlaka duvara delmesi icap ediyordur. Veya önemli bir şey vardır, asması yapacaktır. Veya bir kardurap kuracaktır, duvara monte edecektir, delmesi gerekiyordur. Ve benzeri şeyler. Bu tür şeyleri kiracı yapabilir. Tabii bunları yaparken mutlaka oradan istifade ettiği için eskime mutlaka olacaktır. Ve mutlaka istek dışı, kasıt yoksa bir takım mutlaka zararlar verilmiş olabilecektir. Eğer bu zararlar kasıtlı olarak verilmiyorsa ve kusur yoksa, bir eksiklikten dolayı olmuyorsa
ve evi kullanma, evi kullanırken meydana gelen normal eskimelerse bunlardan dolayı inşallah bir sorumluluk söz konusu olmaz. İnşallah. Evet. Teşekkür ederiz. Evet. Muhterem hocam, ahşap boyama kursunda güneş, yıldız şeklinde ahşaplar var. Biz onları boyayıp cam taktırıp içerisine ayna olarak kullanıyoruz veya bunların satış noktasında evet. çalışıyoruz. Şeklinin güneş olması veya duvara asılması sorun olur mu? Yani haşa puta tapar gibi bir hissiyata evet. kapılıyoruz bazen ya da bu yaptıklarımız put sayılır evet. mı demiş. Yani inşallah put sayılmaz. Tabii bunu söylerken kardeşimizin geri planda bir bilgisi var. O da Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri var. Diyor ki bir tanesinde لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا ف۪يهَا تَصَاوِرُ وَلَكَلْبِ Melekler içinde köpek olan ve suret olan eve girmezler diyor. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar bir Müslüman evine böyle canlı resmi olan şeyler asmamalı. Canlı resmi evet. asmamalı. Ve özellikle namaz kılacağı yerde önünde olmamalı bu. Ve yine evinde zaten hiçbir ihtiyaç, ev içerisinde özel insanlar hariç bir ihtiyaç olmaz köpek barındırmak, beslemek için. Bunları yapmamalı. Meleklerin girmeyeceğini söylüyor Hazreti Peygamber. Ancak kardeşimizin bahsettiği gibi pencerelerde güneş, ay vesaire gezegenlerin şekillerinin olduğu şeyler bunlar put tapıcılığına da girmez. Hazreti Peygamber'in bu yasakladığı daire içerisinde de sayılmaz yani. Evet. Bir sakıncası olmaz. Allah razı olsun. Bir telefon bağlantımız var. Alo. Alo. Buyurun efendim, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Ben konuyla ilgili bilgi almak istiyorum. Birincisi, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bugüne veya bugünden kıyamete vefat eden insanların ruhları kıyameti nerede beklemektedirler? Bir. Evet. İkincisi, kabir hayatıyla berzah hayatı aynı şey midir? Değilse aradaki fark nedir? Yöneltelim inşallah evet. Abdullah Bey, afiyet diliyoruz efendim. İzmir'e selamlarımızı iletiyoruz. Hayırlı akşamlar. İslam'ın inanç konularını üçe ayırabiliriz biz. Veyahut da Kur'an-ı Kerim'in inançla alakalı ihtiva ettiği konuları üç başlık altında inceleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi uluhiyet. Yani Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun varlığı, birliği, sıfatlarını anlatan. İkincisi nübüvvet. Yani peygamberlikle alakalı, peygamberlik müessesesiyle alakalı malumatlar. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet peygamberlerden bahseder. Peygamberlerin özelliklerinden bahseder. Vahiy gelmesi noktasında, insani özelliklere sahip olma noktasında. Üçüncüsü ise haşır konusudur. Yani insanın vefat ettikten sonra başlayan, kıyamete kadar ve kıyametten sonsuz alemde devam edecek konularla alakalıdır. Üç tane temel konu vardır. Şimdi insanın vefat ettikten sonra meydana gelecek şeyler, aklın kendi başına hüküm veremeyeceği alanlardır. Biz bunlara gaybiyat diyoruz veya sem'iyat diyoruz. Bu husustaki tek bilgi kaynağımız Kur'an'dır ve Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledilen sahih haberlerdir. İnsanın vefatından sonra meydana gelecek, başlayacak berzah alemi de bu konuyla alakalıdır. Dolayısıyla berzah alemiyle alakalı, kabir alemiyle alakalı bizim bilgilerimizin yegane kaynağı Kur'an ve sünnettir. Oralarda eğer bir bilgi yoksa insanın aklıyla hükümler vermesi, yargılarda bulunması mümkün değil. Dolayısıyla bu konulardaki bilgiler sınırlı olabilir. Yani berzah alemiyle alakalı bilgiler evet. sınırlı olabilir çünkü Kur'an ve sünnetle sınırlı. Yine kabir alemiyle alakalı. Adem peygamberden kıyamete kadar gelip geçecek bütün insanların vefat ettikten sonra ruhları berzah alemi dediğimiz, tam olarak mahiyetini bilmediğimiz. Bütün önceki mukaddimeler, söylediğim sözler şu hüküm içindi. Tam olarak mahiyetini bilmediğimiz, çünkü konu hakkında ayet-i kerimeler açık bir izahta bulunmuyor. Hazreti Peygamber'in hadislerinde açık, çok tafsilata giren, derinliğine giren, ayrıntılarına giren açıklamalar söz konusu değil. Dolayısıyla biz berzah alemi denilen bir alemin olduğunu biliyoruz. Kıyamete kadar sürecek bir alem. Ve yine kabir alemi de berzah aleminin bir parçası. Bir parçası olarak düşünüyoruz. Dolayısıyla kabir alemiyle berzah alemi yaklaşık olarak aynı şey olduğunu söyleyebiliriz. İnşallah. Kabirlerimiz cennet bahçesinden İnşallah. Bir bahçe olsun diyelim. İnşallah. Muhterem hocam, özür sahibi kişi malum her vakit için ayrı ayrı abdest almak durumunda. Özür sahibi kişi özel durumlarda vakitten önce abdest alabilir mi? Evet. Tabi İslam dini elhamdülillah kolaylık dini. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Maide suresinde abdesti emredince Cenab-ı Hak o ayeti şöyle bitirir. Der ki يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسُرُ Allah sizin için kolaylık ister. وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسُرُ Sizin için zorluk dilemez. Ve pek çok ayeti kerimede, Kur'an-ı Kerim'de şu ifade çok geçer. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
Kesinlikle Allah İslam'da sizin için hiçbir zorluk dilemedi. Ve yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın pek çok hadisi var. Der ki Hazreti Peygamber yessiru ve la tuassiru. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Beşşiru ve la tunaffiru. Müjdeleyin, insanları nefret ettirmeyin. Yine başka bir hadisinde innema bu'istum müyessirin ve lem tub'asum muassirin. Siz kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz. İnsanları sıkıntıya sokmak için değil. Özür sahibiyle alakalı hükümler de İslam'ın kolaylık prensibinin başlığı altında inceleyebiliriz. Peki özür sahibi kimdir? Bir Müslüman abdest alacak. Tabi abdesti bozan bazı durumlar söz konusu. Eğer bir vakit içerisinde, örnek verelim, öğle namazı ile ikindi namazı vakti arasında mesela burun kanaması veya akıntı söz konusu ise veya yellenme söz konusu ise o namazı kılacak kadar kesilmeden bir vakti tamamen devam ettiriyorsa, doluyorsa o özürle biz onu özür sahibi sayarız. Peki bu insan ne yapar? Normalde kan akıyordur, abdeste mani. Ama bununla birlikte vakit girdikten sonra bu Müslüman abdestini alabilir. O vakit içerisinde, öğle ile ikindi arasında istediği kadar o abdestle namaz kılabilir. Peki özürlü insanın abdesti ne zaman bozulur? Öğle namazından sonra abdestini aldı. Daha sonra ikindi vakti geçti, ikindi vakti girince abdesti bozulur. Peki daha öncesinden abdest alabilir mi? Şimdi öğle namazından önce abdest alabilir. Mesela cuma namazına gidiyordur. Hakikaten sıkıntı onlar için. Cuma namazına gidecek. Ve şimdi hemen cuma ezanı okunurla vakit girdikten sonra almaya kalksa belki de yetişemeyecek. Özellikle çarşıda falan abdest yani. Sırası çok. Bu insanın önce alması daha rahatlatıcı olacak. Hanefi mezhebinde bu insan öğle namazı için sadece bunu söylüyorum. Öğle namazından önce abdestini alırsa öğle namazı vakti girer. Yeni bir vakit çıkmadığı için, bir vakit çıkmadığı için o insan öğle namazını, cuma namazını kılabilir ikindiye kadar. Evet. Ancak diğer vakitlerde vakit girdikten sonra abdest almak lazım. Neden? Çünkü çıkacak olan bir vakit var. Tabii mesela öğlenin sonunda alsa, ikindiden önce alsa, ikindi vakti girdiği zaman öğle vakti çıkmış olacak. Yani. Onun abdesti bozulacak. Ancak elhamdülillah mezhepler Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden, dinimizi bize yaşanabilecek şekilde ortaya koyan, bize hizmet eden ve İslam'ın birliğini de temin eden mezhepler elhamdülillah bazen birisinde bir sıkıntı olunca ihtiyaç varsa her birini bir eczane gibi görmek lazım. İhtiyaç halinde diğer bir eczanenin ilacını da almak lazım. Evet. Elhamdülillah Maliki mezhebinde ne vaktin girmesiyle de ne vaktin çıkmasıyla da özürlünün abdesti bozulmaz. Evet. Buna göre mesela bir Müslüman hakikaten ihtiyacı varsa, örnek veriyorum, çarşıya çıkıyordur, esnaftır veya kutta öğretmendir mesela, abdest alma imkanı yoktur. Bu insan henüz vakit girmeden önce de abdestini alır, daha sonra vakit girse bile veya o vakit çıksa bile Maliki mezhebine göre abdesti bozulmaz. O halde hakikaten böyle ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz için Maliki mezhebinin görüşünü tercih ederek muamele edebilirler. Onların abdestleri vaktin girmesiyle de çıkmaz, vaktin çıkmasıyla da çıkmaz. Başka bir sebeple abdest bozulursa abdestleri bozulmuş olur. Ancak o zaman bozulur. Teşekkür ederiz. Evet. Efendim bir telefon bağlantımız daha var. Alo. Alo. Buyurun Doğan Bey, hoş geldiniz efendim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar hocam. Aleykümselam efendim. Sağ olun, teşekkür ederiz. Zekatla ilgili ilk iki sorum vardı hocam da. Dinliyoruz efendim. Birincisi 15-20 milyarlık bir araba işimi görürken krediyle veya borçla almış olduğum 35-40 milyara almış olduğum arabaya zekat gerekiyor mu? Evet. İkincisi de herhangi bir ihtiyacım yokken, kendi evim varken krediyle veya borçla almış olduğum eve kiracıyı yerleştirdim, ödemeye devam ediyorum. Buna zekat gerekiyor mu? Evet, yöneltelim inşallah Doğan Bey. Afiyet diliyoruz efendim. İzmir'e selamlarımızı iletiyoruz. Hayırlı akşamlar. Tabii evet, öncelikle ne araba için ne de ev için faizli kredi kullanarak ev almak, araba almak doğru değil. Onu söyleyelim. Eğer öyle bir şey olmuşsa Cenab-ı Hak affetsin, istiğfar etmek lazım. Şimdi zekatın, bir malda zekatın vacip olması için, şart olması için birkaç tane şart lazım. Onlardan bir tanesi de zekata konu olacak malın nami olması lazım. Yani artıcı olması lazım. Evet. Buna göre, buna binaen 40 bin lira veya daha fazla da olsa, ihtiyaç veya ihtiyacın ötesinde bile olsa bir insanın bindiği araba için zekat söz konusu değil. Yani ondan zekat vermek durumunda değil. Yani şunu yapabilir.
biz mallarda iki kısım vacibin olduğunu, sadaka konusunda ikiye ayırıyoruz. Bir muhaddet vacip diyoruz. Yani sınırları belirtilmiş, hangi maldan ne kadar verileceği belli, zekat diyoruz buna. Bir de zekatın ötesinde وَفِي اَمْوَالِهِمْ حَقٌ لِسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ Yani Müslümanların malında, zenginin malında isteyen ve utandığı için istemeyenlerin hakkı vardır diyor Kur'an-ı Kerim. Sınırı belirlenmemiş bir sadaka var. Müslüman sadakasını vermeli. Yani zenginse zekat vermiyor diye, zekat düşmüyor diye kendisine. Yani ben hiç sadaka vermeyeyim dememeli. Peki bunun ölçüsü Müslümanların toplumdaki ihtiyaçlarına göre değişir. Müslümanların ciddi ihtiyaçları varsa Müslüman kendi malından zekat düşmese bile vermelidir yani. Bu dinin yüklediği bir vazifedir ona. Ancak ifade ettiğim gibi fiyatı 100 bin lira bile olsa o arabası sebebiyle zekat vermek zorunda değildir. Neden? Çünkü o arabasında nema, artıcılık özelliği yok. Söz konusu değildir. Artıcılıktan maksadımız nedir? Yani o mal mesela para potansiyel bir artıcıdır. Ticarette kullanırsınız, ondan gelir elde edersiniz. Veya ticaret mallarınız vardır, potansiyel olarak artıcıdır, gelir elde edersiniz. Affedersiniz hayvanlarınız vardır, şartları tuttuktan sonra onlar devamlı çoğalırlar. Potansiyel ve fiili olarak bir artıcılık söz konusudur. İkinci sorusu yine bu soruyla alakalı. Yine bir insanın diyelim ki kendi oturduğu bir evi var. Ancak ikinci bir ev alıyor. Veyahut da yaylada, başka bir yerde, tatil yerinde bir ev alıyor. Ancak o evi satmak, almak satmak için değil. Yani ihtiyacı olduğunda kendi kullanacak veyahut da kiraya verecek veya ileride evlendirdiği zaman çocuğunu yerleştirecek. O ev sebebiyle de nema özelliği olmadığı için zekat vermek zorunda değil. Kiracı oturtturuyor peki orada. Eğer kiracı oturtturuyor, kira elde ediyor, zekata konu olan başka parası da varsa zekat vermek zorunda olduğu para ve o kiradan elde ettiği parayı da onun üzerine koymuşsa, bir sene geçmişse o zaman ne yapacak? Kira bedelinin zekatını verecek. Ama evin kendisinin zekatını vermek zorunda değil. Burada da zaten krediyle aldım, onun borcunu ödüyorum dedi. Evet. Zaten elinde de bir para kalmıyor. Doğru. O yüzden bir burada da bir nema söz konusu değil. Değil. Evet. İnşallah. Yani zekat vermek zorunda değil ama dediğimiz gibi bir Müslüman Cenab-ı Hak kendisine lütfetmişse, yani hakikaten pahalı bir arabaya biniyor ve gerçekten bir, iki, hatta üç, dördüncü evi varsa, zekat şartları tutmuyorsa bile, biraz önce ifade ettiğimiz sınırları, miktarı özellikle belirlenmemiş sadaka, vacip olan sadaka vardır. Müslüman kendi vicdanını sorgulamalıdır. Allah bana bu kadar lütuf vermişse ben de o zaman paylaşayım demelidir yani. İnşallah. Muhterem hocam, vaktimizin sonuna geldik. Keyifli bir programdı. Son söz söylediğinde söylemek istedikleriniz varsa alalım inşallah. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hakikaten bize hem dünya hayatımız hem de ahiret hayatımız için mutlu olacağımız, insanların zaten temel hedefi dünyaya gelmekteki, felsefecilerin temel hedefi mutluluk peşinde koşmalarıdır. Evet. Hakikaten İslam insanın dünyada, ahirette onu mutlu edecek bütün ne kadar tavsiyesi varsa bütün tavsiyelerde bulunmuştur. Cenab-ı Hak'tan temennimiz inşallah bize bu güzel dinimizi hakkıyla öğretsin. İnşallah. Ve öğrendiğimiz dini yaşatsın. Amin. Ve yaşattıktan sonra da insanlara yaşatsın inşallah. Amin inşallah. Değerli dostlar, vaktimizin sonuna geldik. Aynı zamanda haftanın da son programıydı. Hayırlı hafta sonları diliyorum efendim. Hafta başında tekrar görüşmek duası ve ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Mevla Teala merak ettiklerine daima doğru cevap bulanlardan eylesin. Hayırlı akşamlar efendim.